Karşıma çıktım senden, sende her şeyden sev kaldım. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Sağ ol, var yani olsun. Söyleyecek tek şey bu. Çok şey yapmışsın, yapıyorsun da. Peki yüzde kaçını kullandın kapasitenin? Onu söylemek çok zor. İnsan kendi kapasitesini mümkün değil bilemez. Fakat hırsımın hı. söyleyeyim, hırsımın, heyecanımın daha henüz başlarındayım diye düşünüyorum. Tabii yaşım çok geçti ama hı hı. gene de yani hırsımın başlarındayım daha bir bu kadar daha var. Üretmeye devam ediyorum. Ben insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Mesela yepyeni bir şarkıcı, yepyeni bir sanatçı çıksın. Ona bir şarkı hazırlayayım. O şarkıyla bir yerlere gelsin. O şarkı ona bir şeyler katsın. Hem manevi hem de maddi olarak para kazandırsın ve ölene kadar dua etsin bana. O benim için çok büyük bir haz. Peki buna istinaden bir projem var mı böyle yenilerle ilgili, yeni seslerle ilgili? İleriki yıllarda bir hayalin var mı? Gelip beni bulduklarında ben Hı -hı. kapımı açıyorum. Hiçbir Hadi. zaman kapı, kapatmadım. Mesela işte Nil Özalp kızcağız geldi şarkıyı istedi. Ona uygun bir şarkı buldum hediye ettim. Maddi falan bir şey tabii de. Tabii herkese de, de yapmıyorsun bunu e, bir ışık diye. varsa. Arkadaşlığım evet, vardı kızla evet. o yüzden böyle bir, bir şey oldu o ona özeldi Ahmet şekerle düet yapalım dedi o da ilginç mesela gittim çok şaşırdık Ahmet e. biz gittim Ahmet Şeker'e evet gittim düet yaptım hiç sesimi vermekten evet, çekinmem evet. Suat Aydoğan yıllardır bana emek verdi beni unut albüm bak yılın albümü ödülünü aldı yazıyor Çakra işte beni unut albümünde Suat Aydoğanla çalıştım sana albüm. ulaşmak zor ulaşıldığı zaman da asla geri çevirmem tabii, der tabii. misin Asla demem. Akşam Gülben Ergen evet. gelecek buradan çıkışta mesela. Hı hı. Onunla şarkı dinleyeceğiz. Evet. İnşallah ona uygun bir şarkı varsa Gülben'e de vereceğim. Ben öyle şeylere çekinmem. Bengü son 6 albümünde 6 tane şarkı benden kullandı yani. Bana göre bir yanlışım varsa bunun cezasını çekmek zorundadır evet. insan. Babamın her zaman bir lafı var. Değiştirebileceğin şeylerle değiştiremeyeceğin şeyleri ayırt et. Evet. Ayırt etmek için cesaretlen diyor. Hı hı. Değiştirebileceğin şeylerle değiştiremeyeceğin şeyler... Eğer çözülmüyorsa kabul et. Seveni ve sevmeyenin sayısını ne arttırabilirim ne azaltabilirim. Sadece neden beni sevmediklerini, aynı başbakanımızın, onun da çok güzel bir lafı var ne diyor? Neden yüzde 42 diyor evet. hayır oranı. Evet. Ben neden yüzde 42 ile sevilmiyorum diye düşünürüm. Ve bu arızaları düzeltmek için de elimden geleni yapmak zorundayım. Bunun zorunda tamamı var. art niyetli değildir diyorsun. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani e, Mutlaka tabii. içinde belki yanlış anlaşılmalar da olabilir Benim e, de hata, hatasız kul evet. cool olabilir miyim? Tamamı art niyetli. Var değildir yani Serdar'ı sevmiyorum diyenlerin tamamını hmm. art niyetli kötü niyetli olarak görmüyorsun bir kötü... hatam olabilir diyorsun bazı noktalarda da Mehmet bence kötü insan sevilmez evet. Evet. kötü kalpli ve içinde art niyet olan insan sevilmez ben yüreğimin hiçbir metrekaresine kötülük yerleştirmedim ya da öyle düşünüyorum bilmeden cahillikle hmm. gençlikle yaptığım eğer ciddi hatalarım olduysa da hepsinden özür dilemeyi de bildim evet. sen de yakından takip ediyorsun evet. olanları müziği sevmemek adına konuşacaksak ben tabii bunu sonra ken şunu sordum aslında. Hı hı. Bazı müzik adamları işte hı hı. şarkıcılar, sanatçılar sana karşı böyle bir soğuk duruyorlar. İşte hep aynı şeyleri yapıyor. Biraz da böyle seni böyle ucuz görmeye çalışıyorlar. Basit işler yapıyor gibi bir izlenim evet. var ortada. Böyle bir eleştiri Olabilir, var. Bu eleştiriler evet. sana geliyor mu? Yazıldığı, çizildiği, duyduğum evet. olduğu çok oluyor tabii. Kulak tıkamak Ama mümkün değil. Ama diğer tarafta değil. da konserlerin full halk şarkılarını ezberebiliyor. Diğer tarafta da çok ciddi bir kitle var. Deli gibi de Allah daha çok versin para kazanıyorsun. Mehmet bence çok iyi işler yapıyorum evet. ve bu insanın bunu kendisine söylememesi gerekir ama maalesef burada söylemek zorunda kalacağım. Evet. Ben yaptığım işten çok eminim. Eğer böyle olmasaydı mümkün müydü dışarıda tahmini 200-250 tane şarkım evet. söz ve evet. şarkı anlamında toplam 250 şarkımı Türkiye'nin dev isimleri okudu. Yani neyi kanıtlamaya çalışıyorum bilmiyorum şu an ama söylemek istediğim şu ben yaptığım işten eminim ve çok doğru bir iş ve diyorsun yapıyorum. diyorsun ki ben yani bu ben şarkılarımı müzik severlere sunuyorum, evet. halka sunuyorum. Evet, Halkın evet. dışında da kimse beni ilgilendirmiyor diyebilir miyiz? Sevmeyenler de Hı. halk ona, ona bakarsan. Ben halkı sormadım tabi. Ben ha, biraz... camiadan sordum Onlar aslında. Onlar kendi adına biraz evet. beyaz Türkler. Evet. Ama Türk'ün beyazı, kırmızısı, siyahı, esmeri evet. olmaz. Hepimizin içinde aynı makam var Mehmet. Bunu değiştiremeyiz. Evet. Allah vermiş yukarıdan yüreğimize. Eğer değiştirmeye çalışırsak Türklüğümüzü unuturuz. Yani bu şarkıları ya da hafif orta direk şarkıları sevmemeye başlarsak evet. ve Amerikalı'nın deyimiyle snobiş olursak yani burnu havada. O zaman sana sorarlar. Geldiğin yer neresi evlatlar? Ben diyorsun ki ben merkez sanatçısıyım. Bravo ben genele sesleniyorum. Yani Türkiye'nin geneli beni ilgilendiriyor. Kıyıda köşede olan beyaz yakıllar çok da ee... sevmediğim terim ama maalesef böyle evet, evet. ilgilendirmemek zorunda ama onlara da rica ediyorum. Eğer öyle düşünenler evet. halen varsa evet. yani belli gazetelerin belli Cihangir sokağı kafeterya gençliğine evet. ya da büyüklerine evet. rica ediyorum özünüzü unutmayınız. Çünkü geldiğiniz hamur burası. Ha geldiğim hamur beni ilgilendirmez ben Fransız devrimini seviyorum derse Fransa'da yaşamasını önermek gerekir.